Ve sanki böyle yani çok nereden başlayacağım bilmiyorum. Ben bunu geçen seneden belli sürekli böyle kalp çarpıntım falan vardı. Bu sene tam koronanın başladığı günden itibaren çoğaldı. Ve bir akşam kalkıyorum böyle çok kötü böyle işte terlemişim, ter içindeyim ve nefes alamıyordum. Bir titreme, bir üşüme, bir kusma, bir baş dönmesi, sürekli baş dönmesi böyle vardı bende, oldu. Ondan sonra da şu an karıştırdım, nereden başlayacağımı da bilmiyorum çünkü uzun bir şey öyle. Neyse, her akşam ben bunu yaşamaya başladım. Her akşam sürekli hastanelere gittim. Korona dönemi sürekli hastanedeydim. İşte bana dediler ki ne ritim değişikliği var kalbinde dediler. Onun üzerinde duracağız dediler. Sonra beni kalp makinesine çok koydular. Hatta bir tane halen bekliyorum beni kalp masajı şey makinesine koymak için. Bu 24 saatlik olanına. Ve ondan sonra bir anda dilim tutuldu. Bundan kaç ay önce dilim baya bir tutuldu. Oğlumla hiç konuşamadım. Eşimle konuşamadım. Ailemle konuşamadım. Hiç kimseyle konuşamadım. Görüşemedim. Kimseyi göresim gelmiyordu. Konuşamıyordum da. Yani duyuyorum her şeyi ama yanıt veremiyordum. Sonra bana dediler ki ne dedi? Ufak bir felçlik yaşıyorsun. Felçlik geçiriyorsun. Çünkü ellerim titremeye başladı. Ellerimi hiç hissetmiyordum ve özellikle sol kolum sürekli uyuşma yapıyordu. Uyuşma yaptığı için de bana dediler felçlik geçirdim. Ufak bir felçlik. Dediler panik atak. Ondan sonra dediler anksiyeti dediler bana. Bana hap vermeye başladılar. Ondan sonra işte kalp ritmin için bana ilk önce verdiler. Ben bunu birkaç sefer aldım, birkaç günlük ve bende yan etki yaptı. Benim kalp ritmimi daha kötü yaptı. Ve ben bunları durdurdum. Ben almadım bu hapları. Sonra bana panik atak hapları verdiler. Kullan kullan dediler. Her verdiklerinde bana yan etki yaptı. Sürekli. Ya düşünüyorum diyorum yani bende panik atak varsa. Hayır diyorum bu yani panik atak tamam. Yani bir korku falan şey oluyor ama yani bunun mutlaka başka bir şeyi var. Dedim beni bu kadar kötü yapıyor. Onu düşünüyordum. Bana hap verdiler panik atak için. Onları kullanmaya başladım. Sadece bir hafta kullandım ve akıl dengemi kaybettim resmen. O hapların yüzünden. Çünkü verdikleri hap o kadar güçlüymüş ki dozu o kadar yüksekmiş ki akıl dengemi yani kaybettim. Ben 2 hafta boyunca arabanın içinde yattım. Arabada. Hiç çıkmadım. Battaniye falan bizimkiler hepsi getiriyordu. 2 hafta öyle arabanın içinde uyudum. Yemek yemiyordum. 12 kilo verdim. Tam tamına bu rahatsızlığın üzerinden. Ondan sonra bu gittikçe her akşam her akşam sürekli böyle artık ben bekliyorum. Her akşam geliyor. Gündüz olmaya başladım. İşte nefes alamıyordum, çok kötüydüm, sürekli astım pompasını kullanıyordum. Ondan sonra sürekli baş dönmesi, halsizlik, yani anlatamam, yani çok şey. Mesela 10 tane rahatsızlığı bir anda yaşıyordum. Ondan sonra ablamgile gitmeye karar verdim çünkü artık çocuğuma falan yani bakamıyordum. Çünkü artık kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ben dedim ki tamam ben bittim artık. Benim sonum geldi dedim böyle kendi kendime. Bana dedi ki ne? Dedi Perihan dedi böyle bir dedi babam dedi Barış Bey'in seminerlerine katıldı dedi o da. Dedim tamam dedim peki dedim nasıl işte falan. Dedi ki istiyorsan o seni iyileştirebilir dedi. Sana yardımcı olur dedi. Dedim gerçekten mi yapabilir mi bunu? Çünkü dedim ben kendim yapmaya çalıştım ama bir şey yanlış yapıyorum olmuyor. Bir yerde bir yanlışlık yapıyorum dedim. Ya kelimelerini düzgün söylemiyorum. Ya işte ne bileyim henüz kitapları da hani elimde yok daha gelmemiş. Çünkü burada eşim karantinaya da girdi. Bana daha yeni geldi bu kitaplar. Yani daha okumaya fırsat bulamadım. Ama bir iki sayfa okudum böyle. Hemen göz attım.
Bana dedi ki ne, babam sana yardımcı olabilir. İsmi Osman amca. Senin Ankara'da seminerlerine katılmış. Ha. Osman amca. Biz kendisiyle konuşmaya başladık bir akşam. Ondan sonra kendisine anlattım. Bütün böyle bir sohbet ediyoruz falan işte. Böyle konuşuyoruz. Seni anlatıyor. Birebir. Hiçbir yanlış yok. Senin anlattıkların hepsini aynı şekilde doğru bir şekilde yönlendiriyor ve doğru bir şekilde anlatıyor. Çünkü seni de dinlemişim artık. Biliyorum hani nasıl konuştuğunu, neler söylediğini ve onu da dinledim ve dedim ki ne yok dedim aynı. Dedim neyse bir deneyim dedim artık. Ne olacak ki ne dedim artık. Bakayım dedim. Yani böyle inancım biraz daha yükselmeye başladı böyle. Ondan sonra o akşam biz konuştuk, konuştuk. Ben baya bir duyguya girdim. Artık böyle öyle bir çözüldüm ki ne anlatamam. Anlattım. Ama böyle sanki saatlerce ağladım. Saatlerce o duyguya girdim. Ve biz onu çözdük. Babamın ölüm kaybıymış. Ben ufak yaşta babam boğularak önümde Oh. öldü ve benim kollarımda o şekil grip şeklinde öldü. Mesela normal bir gripti. Ben o yüzden koronadan çok korkuyordum. Ve bende de yutkunma sorunu vardı. Bir senedir yutkunma sorunu sürekli vardı. Ben diyordum ki ben babam gibi oldum herhalde diyordum. Ve ben ne zaman babamın hakkında bahsetsem babam, çünkü çok düşkünüm babama. Yani herkes eminim öyledir. Ama babamın küçük kızıydım. Ve ben ne zaman ondan bahsetsem, mesela şu an bahsediyorum ya, hüngür hüngür ağlamam lazım. Ama ağlamıyorum artık. Gülüyorum yani böyle. Sen diyorum eyvah Feriha, yani keçileri kaçırdın diyorum artık öyle kendime diyorum. O akşam biz bütün her şeyi çözdük. Ertesi gün baş ağrısıyla, aşırı baş ağrısıyla uyumak istiyorum. Böyle bir halsizlik üstüme çöktü. Biz bunu çözdükten sonra. Osman amca yardım etti bana. Onu yaptıktan sonra. Oğluma dedim ki of dedim keşke birisi olsa da seni okula götürse dedim. Hiç halim yok dedim. Ne oldu bana böyle dedim. Baygın gibiyim dedim. Başım çatlıyor dedim. Hap içiyorum böyle bir geçmiyor. Dedim ben ölüyorum dedim herhalde. O gün akşamleyin ben bekliyorum kalp çarpıntımın gelmesini tekrar. Ben bekliyorum ki ne işte o sıkışma, o ağrı hepsi geri gelsin. Çok tuhaf ama o gün her şey bitti. Ertesi gün oldu. Dedim yok dedim bu akşam ben yine rahatsız olacağım dedim. Kesin dedim yine hasta olacağım dedim. Ertesi gün oldu. Yine yok. Üçüncü gün oldu. Dedim ki ne yok bugün üçüncü gün dedim. Bugün yine benim bir hani kalp sıkışma falan şu bu her şey olacak dedim. Dedim astım pompamı yanıma alayım kullanırım diye dedim sürekli dedim. Üçüncü gün oldu yine ortada bir şey yok. Dört oldu yine ortada bir şey yok. Beş oldu yine ortada bir şey yok. Böyle geçti gitti. Vallahi Osman